İsmim Sayın Yüksek Hakkariyeliyim. 13 yıldır medya sektöründe çalışıyorum. 10 yıla yakındır İstanbul'dayım. Aile dergisinde yazı işleriyle ilgileniyorum. İsmim Elif Yüksek. Ben de 10 yıllık evliyim. Bir çocuk annesiyim. Aslen Hakkariliyim. Yaklaşık 10 yıldır da İstanbul'da ikamet ediyorum ve uluslararası bir dergide editörlük yapıyorum. Aile ve Kadın Dergisi şu an editörlük yaptığım dergi. Kumbaramızı getirdik. Kumbar gelince fark ettim. Bir kesin kumbaramız. Evet. Bu sefer biz de geleceğiz dediler. İyi yapmışsın. Bunları teslim etmek ister misiniz? Tabii ki. Yardımlaşma toplumdaki o dayanışmayı, birlikteliği pekiştiriyor. Hani bu noktada İstanbul şartlarını düşündüğümüzde bir metropol, bir şehir bazen olabiliyor ki oturduğunuz binadaki insanın halinden haberdar olamıyorsunuz. Yanımızda biliyoruz ki bizim durumumuzun kat be kat daha aşağısında maddi olarak insanlar var. Ama gönlen insan diyor ki hani elimizden gelen budur. Yarın Allah imkan verirse bugün belki bir kumbara ile yetiniyoruz. Yarın imkanlarımız olursa bu kumbaranın ötesinde bir şeye geçecek. Öncelikle yardımlaşmayı ele almak için aslında insanın kulluk belki vasfından söz etmek icap ediyor. Çünkü bizler yeryüzünde herhangi sıradan bir amaçla gönderilmedik en başta. Yüce Rabbimizin imtihandan geçirdiği, imtihan sahasına indirdiği asli kullarıyız. Bununla beraber bize yüklenen bir takım sorumluluklar var. Eğer ümin bir vasfı taşıyorsanız ve bunu bütün yönleriyle icra etmek istiyorsanız bu noktada Rabbinizin buyruklarına tabii ki kulak vermeniz gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de de Yüce Rabbimiz infak etmemizi, sadaka vermemizi, hakeza yardımlaşmamızı emir buyuruyor. Şimdi çocukları dedik ya, bu çocuklarda hani babayla kıyas yaptığımızda biraz belki babanın dışarıda olması. Ya bu noktada anneler ev ortamında çocukların bu duyguyu almaları noktasında daha yardımcı olabilirler. Tam 260 lira toplamışlar. Bu sefer. Diğerlerine göre daha yüksek. Diğer önceki göre. Şimdi de ne yapıyoruz? Mahpus keseriz. Hani parayı aldık. Kimin ismini yazalım? Hicret ismini mi yazalım? Hicret ismi var. Tamam. Şurada bir imza at. Aslında bunu ilk etapta biz çok işte güvendiğimiz, çünkü araştırmalar sonucu biz buna karar verdik. Umut Kervanı'na her ay yetim aile olarak veriyorduk. Ancak sonrasında durumun sadece bizimle sınırlı kalmaması gerektiğini düşündük. Ve bunu ailenin diğer fertlerine de yayma adına bir gayret göstermemiz gerektiğine karar verdik. Çünkü çocuklar çok farklı. Sizi gözlemliyorlar, yaptıklarınızı baz alıyorlar. Söylediklerinizden ziyade aslında sizin yaptıklarınızla, eylemlerinizle ilgileniyor çocuklar. Onların kişiliklerinde ciddi anlamda yer ediniyor. Bu yüzden bu yardımları aylık düzenli yapmaktansa evde, bunun yanı sıra tabii ki evde işte bir kumbara bulundurup çocuklara harçlık verirken işte 1 lirası seninse bu 1 lirayı da kumbaraya atabilirsin şeklinde. Fazladan vererek, çünkü sadece harçlıklarından aslında feragat etmeleri de ilk etapta uygun olmayabilir. Ama harçlıklarını verirken ihtiyaç biraz üzerinde vererek ihtiyacının fazlasını bu kumbaraya atarak ihtiyacı olanlara ulaştırmamıza sen de yardım edebilirsin şeklinde cesaretlendirmek, teşvik etmek istedik. Bu bağlamda tabii ki bunu çok çabuk bir şekilde aldıklarını da gördük. Bunu bir kere çıtlatmanız ve tabii ki kendiniz de yapmaya devam ederek örnek olmanız yetiyor, çünkü çocukların dünyası çok farklı. Yani çok çabuk böyle başkalarının acılarıyla hani onu hissedebiliyorlar, çok derinden hissedebiliyorlar. Siz ailenizle de
bu noktada ailece her bir bireyiniz ayrı ayrı örnek oluşturabiliyorsunuz. Çünkü bunun çok canlı örneklerini de yaşadık biz. Hatta işte biliyorsunuz günümüzde teknoloji çok ilerledi. Bu tür yardım faaliyetleri söz konusu olduğunda işte durum yapıyoruz mesela, ya da ne bileyim işte sosyal medya hesaplarından paylaşıyoruz. Daha çok insana ulaşabilme adına gayret gösteriyoruz. Bunların bir tanesinde direkt yan komşum hemen işte elinde 30 lirayla geldi ve ben de katkıda bulunmak istiyorum dedi. Bunlar ufak örnekler ama aslında bir kar topu gibi ilerledikçe büyüyen ve hiç ummadığımız bir yerden, ummadığımız bir şekilde çok ciddi sonuçlar verebilecek adımlar. Adım Ramazan. Yaklaşık 3 yıl boyunca bu hayır kuruluşunda gönüllü olarak çalışmaktayız. Baktığımızda bu iş bana zevk veriyor. Ayrı bir tat veriyor. Tabii tatla beraber tatlı bir yorgunluk da oluyor. Hatta bazen mesela hafta sonları bizim hanım diyor ki yani bugün de gidiyor musun? Yani bugün de gitmemiz gerekiyor. Hakikaten en azından ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaçlarını, yani biz cumartesi, pazar, hafta sonu ayrımı yapmıyoruz. Elimizden geldiği müddetçe insanlara bir nebze de olsa biz o iyilikleri, o şeyleri götürmeye çalışıyoruz. Şimdi pandemi sürecinde bizim en çok dikkatimizi çeken olaylardan bir tanesi de Ferrari'si olan bir insanın özellikle bu pandemi sürecinde yardım alması. İşin açısı hakikaten bu serüvenin ne kadar böyle şey olduğunu gösteriyor. Yani gönül ister ki o tür şeylerin hakikaten ihtiyaç sahibi olan insanlara gitmesidir. Ki zaten malumdur, yani bir Ferrari'si olan bir insanın birçok ihtiyacını karşılayabilecek durumda olması lazım. Amacımız hayır sahiplerinin ihtiyaçlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktır. Buradaki en büyük şeylerden bir tanesi de mesela bizim özellikle ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını tespit etmedeki şeyimiz şu. Biz genelde ihtiyaç sahiplerinin evine gidiyoruz tespit komisyonu olarak. 2 veya 3 kişilik tespit komisyonu olarak gidip tespit ediyoruz. Orada eğer kişi ihtiyaç sahibiyse, hakikaten ihtiyaç sahibiyse onu vakfın gerekli ilgi makamlarına bildiriyoruz. Gereken yardımlar oluştuğu zaman bu yardımlar onlara teslim ediliyor. Bir ikinci bizim çalışmalarımızdan bir tanesi de sadaka kutusu. Yani sadaka kutusu olayı aslında şöyle. Genelde hayırsever veya esnaf kişinin bizden talep etmesiyle oluşuyor. Bazen telefonla arayıp isteniliyor. Bazen de sosyal medya hesabından ya da web sitemizden istiyorlar. Tabii onlar istedikten sonra bazen biz teslim ediyoruz. Bazen kendileri alıyor. Giden kişinin zaten vakfı temsilen kendisine zimmetli yeleği bulunmakta. Aslında yelek meselesi önemlidir çünkü en azından vakfı temsil ediyor. Orada oluşabilecek herhangi bir karışıklığa en azından önlemiş olur. Sadaka kutusundan çıkan yardım paralarını orada net bir şekilde sayıyorlar. Ne kadarsa işte kaşeliyor, mühürlüyorlar. Alıcının adı, soyadı, işte iç yeri sahibi, hay sahibinin de adı, soyadı. O şekilde mahpuzlanıyor, kaşeleri mahpuzlanıyor. Mahpuzda vakfın gereken yetkilileri işte ulaştırılıyor. Onlar da arşivleyip rafa bırakıyorlar. Kurulduğumuz günden bu yana bu çalışmalarımız bu şekilde yapılıyor. Önemli olan güzel bir şekilde, dürüst bir şekilde, şeffaf bir şekilde bu çalışmaları yürütebilmek. Yani başta da belirttiğim gibi insanın olduğu yerde sıkıntılar her daim var olacaktır. Ondan dolayı biz yani kesinlikle bu bir hayır çeşmesidir. Biz bunu devam ettireceğiz. Biz sizinle geliyormuşuz herhalde. Evet.
Bu Ramazan öncesi hazırlık mı? Evet, evet. Bir de bugün Beraat Kandili münasebetiyle ondan önce bir muhtaçları ve yetimleri sevindirmek istiyoruz Allah'ın izniyle. Ne zamandır bu işi yapıyorsun abi? Allah'a şükür yaklaşık 3 senedir bu işi severek yapıyorum. Gönüllü olarak yapıyorum. Umut Kervanı Vakfı ile koordinasyonel olarak yapıyorum. Zaman zaman kendi çapımda hayırseverlerden topladığım yardımlarla yapıyorum. Zaman zaman da vakıftan aldığım yardımlarla yapıyorum. Bir evin komşusu bize haber verdi. Dedi ki işte böyle bir muhtaç aile var. Gittik, o evde evin gece konduydu. Elektriği yoktu. İşte suyu yoktu. Su taşıma suyuyla şey yapıyorlardı. Biz o eve ev sahibine ulaştık. Sağ olsun onlara tanker şey yaptı. Su tesisatçısı ayarladık. Onun evine su tesisatı çektik. Şu anda yine o gece konuda kalıyor ve çok dua ediyor bize. Her gördüğünde bir evladını görmüş gibi bize dua ediyor, seviniyor. Birazdan oraya da tekrar gideceğiz inşallah. Tespit komisyonunda yer alıyorum. Aynı zamanda da dağıtımda. Biz ilk başta bize müracaat eden ailelerin gidip evin durumuna bakıyoruz. Evde kaç nüfus var onun durumuna, evin neyle ısındığına, gelir durumuna, gider durumuna ve komşularından da soruyoruz. Gerçekten de yardıma muhtaçsa komşularından yaptığımız araştırmaya göre değerlendiriyoruz. Bize yanıltma yoluna gitmişlerse zaten o değerlendirmeyi almıyoruz. Mesela bazılarına gittiğimizde beyaz eşyasını saklamış, balkona çekmiş, üstüne örtü örtmüşler. Bazen de çekyatlarını toplayıp bir odaya koyuyorlar, odayı kilitliyorlar. Yani bizim bir şeyimiz yok diye şey yapıyorlar ama o kilitli odayı açtırdığımızda izin vermedi. Mesela bir aile öyle oldu. Dedi ki işte ev sahibinindir, burası onun eşyaları var içinde. Biz ev sahibine ulaştık. Ev sahibi diyor ki hayır öyle bir şey yok diyor. Ben diyor orada işte oda moda tuttuğum yok. Yalan diyor. Biz onları rencide etmiyoruz. Sadece yardım vermeyi reddediyoruz. Başka muhtaçlara veriyoruz. Çünkü hayırseverler bize muhtaçlara ulaştırılması gereken yardımı bize gerçekten muhtaç olanlara vermek zorundayız. Eğer vermezsek bunun vebali bizde olur. Onlar çok mu geri kalmış ya? Yanlış yöne mi gitmiş? Abi yanlış yöne gitmişler. Bu yola şey yapacağız. Sen orada konuşturdun beni ya. Ben onlar da beni takip etmediklerini işte unuttum ya. Adım Mustafa Karakaş. Adıyaman Kahtalıyım. 1978 yılında Kahtalı'da doğdum. İstanbul Tarih mezunuyum. Şu an gazetecilik yapıyorum. Televizyon, gazetecilik, basın işindeyim yani. Basın mensubuyum. Bu kadar. Çok fazla uzatacak bir şey yok herhalde. Kumbara işi günümüz modern insanı şey olarak meselelere şey bakar. Yani işte ağır olmalıdır. Yaptığım sevap, araba vermem gerekir. Ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yarım hurma diyor. Yarım hurmayı bugüne çevirin 1 lira diyecek ya da 50 kuruş diyecek ya da 3 lira ya da 5 lira. Yani o hadisi biz bugüne uyarlayacak olursak kendinizi 1 lirayla ateşten koruyun. Budur. Bazen sizin 1 liranız başka bir adamın 10 dairesine bedeldir. Böyledir, Allah-u Teala böyle sevap veriyor. Bundan dolayı yani böyle kumbara işte efendim ne ehemmiyeti olabilir ki? Bu çok yanlış bir şeydir. Bir yudum suyun ne kadar değerli olduğunu biz Ramazan ayında anlıyoruz. Değil mi? Şimdi deseler ki işte bir yudum su ne değeri var ki? Yani yarım litre ya da 330 miligram suyun ne ehemmiyeti var? Ama oruçta evliler için diyelim ki yenge hanım sofraya su koymamış olsun. Bakın ne biçim gümbürtü oluyor değil mi? Hele bir de soğuk değilse mesela gümbürtü oluyor yani adam bir de o orucun getirdiği stresle patlıyor. Nasıl su olmaz diyor. Ya bu azıcık suydu yani bu kadar abartmamak lazımdı değil mi? Bir de şunu Allah-u Alem sanki iyi empati kuramıyoruz ateşten korumak. Ya bilmiyorum insanın tüylerin diken diken olması gerek. İnsan ateşten korunmak için kolunu kesip verir ya. Ya bütün bedenim gireceğine kolum girsin der yani. Biz sanki o ateşten korunma meselesinde çok şey olmuşuz, duyarsızlaşmışız. Bir çakmak, bir kibritle hani bir 3 saniye sadece şöyle elimize tuttuğumuzda kendimizi ateşten koruyup korunmamamız gerektiği konusunda sanırım biraz daha idrak kanallarımızda tıkanma var, çabuk açar. Kalpte tıkanma oluyor ya, bizim de idrak yollarımızda bir tıkanma bazen oluyor. Spri noktası bu, kendini ateşten koruma. 1 lira olur, 5 lira olur. Ama emin olun insan kendini korumalıdır. Geliyor. Thank you.
Suriye'nin Afrin bölgesinden Kürt asıllı. Zaten Türkçe bilmiyor, Kürtçe konuşuyoruz. Bu ablamız bir oğlu Lübnan'da, bir oğlu burada, bir oğlu da orada şey olmuş. Yani ölmüş. Bombardımanda falan. Geliri, hiçbir geliri yok. Bu küçük geleni bunun yanındaydı. O da babasının evine gitmiş. Hani şeyden dolayı, durumları bozuk olmasından dolayı. Küçük geleni babasının evine gitmiş. Onun babası da burada. Diğer iki geline de bugün erzak verdik zaten. Onlar da şey, yani durumları, çocukları küçük. Çocuklarını bırakıp çalışamıyorlar. Başka yerlerden de yardım şey yapıyorum, çağrısı yapıyorum. Hayırseverler de veriyor. Böylece geçiniyorlar. Yani yoksa aç kaldılar. Yani. Evin bir girişi falan yoktu değil mi? Evin girişi bizim böyle bozuk yerden gittiğimiz güzel bir patika yol vardı. Orası inşaat yapıldı. Yeni inşaat yapıldı. İnşaat önceden yoktu. Çok güzeldi giriş. Yani araba da kapıya gidiyordu. Şimdi o inşaat yapılınca böyle kapandı. Sadece yaya çıkabilecek. Onların suyu da yok. Elektriği de yok. Görüyorsun şebeke suyu olmadığı için. Su kaynatıyordu. Evet. Şeyde. Şey tencerede işte mesela akşam yemeği için şey için su kaynatıyordu. Doğalgaz olmadığı için evde. Tüpleri de büyük tüp ben verdim. Ocakları yoktu. Şimdi sadece elbise yıkamada, çamaşır yıkamada o suyu kaynatıyorlar, şey yapıyorlar. Yani eski köy usulleri yaşıyorlar yani. Devesiyle birlikte çölde yürümekte olan bir bedevi, güçlükle yürüyen, susuzluktan dudakları kurumuş bir adama rastlamış. Adam bedeviyi görünce su istemiş. Bedevi adama içmesi için bir kap su vermiş. Suyu içen adam birden bedeviyi iterek deveye atladığı gibi kaçmaya başlamış. Bunun üzerine deveyle kaçan hırsız adamın arkasından bedevi bağırarak şöyle demiş. Tamam, deveyi al git ama senden bir ricam var. Sakın bu olayı kimseye anlatma. Bu isteği tuhaf bulan hırsız adam biraz duraklayıp geri dönmüş ve neden böyle dediğini sormuş. Bedevi, eğer anlatırsan bu her yere yayılır ve insanlar bir daha çölde muhtaç birini görünce yardım etmezler, demiş. We'll be right back.